Bu video konusu yine hata ayıklama. Bu sefer bize verilen hatalı algoritmalar şekil çizen algoritmalar olacak. 11. konu. Birinci etkinlikten başlıyorum. Bu şapkanın tepe uzunluğu 100 yapabilir misin? Öncelikle bakalım. Çalıştırarak hatanın nerede olduğunu görelim. Bizden istenen şekilde göre oldukça uzun çizdi üst kısmı. Şuradaki, burada adım adım atlayarak bakma yok hata ayıklamada, ama burada kodların işlem hızını düşürerek hangi kodun üst kısmı çizdiğini tespit edebiliriz. Şu kısımmış, üst kısmı çizen kod. Yeniden başlat diyelim. Yeniden başlat. Şu kısmı 50 yaparsak, tekrar çalıştırırsak, tabii şapkanın genişliğinin 50 olduğu bir yerde yazmıyor. Onu göz kararı olarak 50 yazdım. Sanki iki katı genişliğindeymiş gibi göründü gözüme. İkinci etkinliğe geçelim. 3 bıyık için gördüğün kod yanlış. Her bıyık 75 piksel uzunluğunda bıyıkları çizmek için kodu düzelt. Burada bir kod vermiş bıyıkları çizmek için. Burada bir kedi figürü var. 3 tane bıyığı gri. Bunları üzerinden çizerek siyah hale getireceğiz kodla. O kodu da burada vermiş ama hatalı olduğunu söylüyor. Çalıştıralım bakalım nasıl bir hata var. 2. İki tane çizgiyi doğru çizdi. Üçüncü çizgiyi eksik çizdi. Burada bize bir bilgi vermişti. Bir bıyığın uzunluğu 75. Burada diğer bıyıklar 75, 75 şeklinde çizmiş. Ama son bıyığın İkinci değeri 25. Onu 75 yaparsak bıyığı doğru şekilde çizmiş olur bu algoritma. Yanlış bir parametre girilmiş. Bir öncekinde. Teknemde delik var. Çizginin açısını değiştirerek düzeltebiliriz. İpucu son açı 15 derece kadar kapalı. Çalıştıralım bakalım nasıl bir hata var. Benden çizmemi istediği şey bu geminin gri ile gri olan alanı siyah ve üzerinden geçmem. Evet. Son çizgide bana da ipucunda söylediği gibi 15 derecelik bir sapma var. O yüzden teknemde bu ilk başladığım noktayla son bitirdiğim nokta birbirinin üzerine gelmediği için bir açıklık konuşuyor. En son sağa doğru 115 derece dönmüş. Bana dediği neydi? 15 derece daha kapalı. Daha kapalı olması gerekiyor. Yani 130 derece. 130 derece olması gerekiyor. Burada da yine
bu fonksiyonun ikinci parametresindeki bir hata yüzünden çizim tamamlanmıyor. Düzelttik onu. 130 yaptık. Tamamladık. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Bacak ve ayak için gördüğün kod yanlış. Ayak çok uzun. Bir adımı silmen gerekebilir. Çalıştıralım. Hatayı görelim. Evet. Ayak çok uzun. Ne yapmış burada? Yavaş çalıştırırsak. Bunlar doğru şekilde taşıyor. En son ayağı çizen komuttan iki tane alt alta. İki kere olduğu için iki kat uzun çiziyor. Bunlardan birini çöpe taşırsam hatayı düzeltmiş oluruz. Bir sonraki etkinliğe geçtik. Görünüşe göre bir ayağı eksik. Bir sandalyede oturuyorum. Ayak çizmek için blokları düzenleyin. Bana verilen algoritmayı bir test edelim. Çizsin bakalım. Evet. Bir ayak eksik. Yavaşça tekrar oynatalım. Yukarı çiziyor. Sola. Yukarı. Geri dönüyor. Aşağıya doğru çiziyor. Yapmam gereken şey şu ilk çizdiğine 150 piksel. Demek ki şu bir ayağın uzunluğu 150 piksel. En son sağa doğru 180 derece geriye döndüğü zaman 150 piksellik bir çizgi çiziyor. Burada bir 150 piksellik de bir ayak var. İkisi birlikte 300 piksellik bir şey, bir çizgi çizerse biraz hızlandıralım. Doğru şekilde olacaktır. Evet, bu şekilde tamamladık. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Görünüşe bakılırsa kod içindeki C ters. C gibi görmesini sağlayabiliriz. Tamam, çalıştıralım. Tekrar dene. Ne oldu? C'yi ters çiziyor. Halbuki şu şekilde. Şu şekilde çizmesi gerekiyordu. Şurada çizdiğini burada çizmesi gerekiyordu. Evet, bunu nasıl düzeltebiliriz? Ne yaptı bu? İleriye doğru 50 piksel çizdi. Sonra sağa döndü. 90 derece. Aşağıya yöneldi. Aşağıyı çizdi. Sonra 100 piksel aşağıya doğru çizdikten sonra tekrar sağa döndü. Buradaki 90 derecelik şeyi çizdi. Şimdi şöyle yapabiliriz. Burayı çizerken atlayıp bu noktaya geldiği zaman tekrar yukarıya doğru çizmesini sağlayabiliriz. Daha basit bir yolu var mı diye düşünüyorum. Önce bir onu yapalım. Bizi uyarırsa değiştiririz. Şurada taşı yerine, ileriye doğru 100 piksel taşı yerine ileriye doğru 100 piksel atla diyeceğim. Şunu çöpe atacağım. Böylece C'nin üst ve altını çizmiş ve şuradan da atlamış olacağım. Bu noktaya vardıktan sonra sağa doğru 90 derece dönerek yukarıya bakacağım. Ve ileriye doğru 100 piksel çizerek şu gri alanı da çizmiş olacağım. Bakalım. Yeniden başlatalım. Evet, bu şekilde tamamladık. Ancak sadece 7 blok kullanmış olabilirdiniz. Tam olarak 7 satır kod yazdınız. Ben de 7 blok kullandım. 7 blok kullanabilirdiniz diyor. Evet.
Başka bir mantıkla yapalım. Şöyle yapalım. İleriye doğru 50 piksel gitmek yerine önce o zaman da aynı satırda olacak. Bakalım şöyle bir şey yapalım. Bu noktada olduğum için buradan çizmeye başlarsam yine burayı atlamak zorunda kalacağım. Burayı atlamak için de bir satır kod kullanacağım ve döneceğim. Dönmem gerekecek. Eğer buraya dönmezsem, buraya gidip geri gelirsem ve tekrar aşağı inersem, o zaman belki bir satırlık dönme kodunu kullanmadan işimi yapabilirim. Yapalım. Şöyle yapalım. İleriye doğru 50 piksel dedikten sonra geriye doğru 50 piksellik bir atlama yapacağım. Böylece yine bu noktaya varmış olacağım. Sağ 90 derece dönüp piksellik bir çizgi çizeceğim aşağıya doğru. Yüz piksellik çizgimi çizdikten sonra sola 90 derece dönüp 50 piksellik bir çizgi çizeceğim. Evet. Bakalım. Evet, bu sefer tamamladık. Buradan atladığımız zaman fazladan bir kere daha karakteri döndürmemiz gerekiyordu. O fazladan kodu kullanmamak için sadece şurada geri gelerek işlemi devam ettik. Benim fırıldağım bitmedi. Bitirmek için kaç kez tekrarlamalıyım. Evet, burada güzel bir şekil var. Bu şekli nasıl çizmiş? Böyle bir döngüyle oluşturmuş. Çalıştıralım bakalım. Ne kadarını çizmiş? Bir kere ve iki kere çizmiş. Üç, dört ve beş. Burada bir kere daha olması gerekiyor. Bakalım. Bir kere daha olursa şekli bizim istediğimiz gibi tamamlayacak. Evet, bu etkinliği de böylelikle geçmiş olduk. Bir şey kapalı. Kök için bu kodu yanlış, sanatçının kökü doğru şekilde dolaşmasını sağlayabilirsin. Bizden istenen şuradaki şeffaf çizgiyi çizen algoritmayı, bize verilen algoritmadaki hatayı bulup düzeltmemiz. Önce bir çalıştırıp bakalım nasıl bir çizgi çiziyor. Evet. Şuradaki çizgiye benzer bir çizgi çiziyor. Boy olarak da aynı gibi ama bir açıda bir yanlışlık var gibi. Aşağı alalım. Sağa doğru bakıyor elinde kalem olan çocuk. Çizgiyi çizmek için yukarıya bakması lazım. İlk başlangıçta 30 derece dönüş yapmış. Bunun 90 derece olması gerekiyor. Neden? Çünkü yukarıya dik bir şekilde çizmek için yukarıya doğru, sola doğru 90 derece dönerse
yukarıya bakmış olur. Bakalım. Evet, bu şekilde çizmiş olduk. 9. etkinliğe bakalım. Oyun kontrolcüm için yön alanı çok dar. 10 piksel daha genişledim. Bize bir ipucu vermiş. 10 piksel daha genişledim. Önce bir çalıştırıp ne çizdiğine bir bakalım. Evet. Bizden istenen şuradaki açık griydi. Siyah çizgi genişliği. Demek ki söylediğine göre 10 piksel daha az. Onu yükseltmemiz lazım. Bakalım. Başlat. Ne dedi? İleriye doğru 60 piksel. Şunu yavaşlatıp adım adım çalıştıralım. 60 piksel doğru. Sonra aşağıya doğru. Sağa döndükten sonra aşağıya doğru 20 piksel bir çizgi çiziyor. Bu 20 piksel burada eksik kaldığını gördüm. 10 piksel daha arttırıyorum. Bunu 30 yapıyorum. Tekrar çalıştıralım bakalım. 10 piksel, 90, 60 piksel. Yukarıya doğru. Evet. Sanırım sadece burayı 30 piksel yapmamız hatanın düzelmesine sebep oldu. Evet. Sonraki etkinliğe geçelim. 10. etkinlik. Benim güzel kar tanemi bitirmede bana yardım etti. Bitirmek için kaç kere tekrarla komutuna ihtiyacım var? Burada bir algoritma yazmış. 7 kere tekrar ediyor. Çalıştıralım bakalım ne yapıyor. Her bir dönüşünde bir tanesini yapıyor. 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yaptı. Bir tane eksik kaldı. Demek ki bu döngünün 8 kere çalışması gerekiyor. Bunu biraz hızlandıralım. Uzun bir kod olduğu için. Çalıştıralım. Evet, 8 kere yaptığımızda sorun çözülmüş oldu. 11. etkinliğe bakalım. Bu şekil çok küçük. Büyütebiliriz. İpucu her tarafı 75 piksel daha uzun olmalı. Bir kod vermiş algoritma. Çalıştıralım. Evet. Benden istenilen şu alan, şu alanı çizmem. Bu algoritmanın çizdiği ise şurada küçük bir alan. Bana verdiği ipucu 75 piksel daha uzun olmalı. Bu zaten 75 piksellik bir çizgi çiziyordu. 7, 75, 75 daha 150. 75 ekledim 75'e. 2 katı yaptım. Çalıştıralım bakalım. Evet, bu şekilde küpün yüzeyini tamamlamış olduk. 12. ve son etkinliğe geçiyoruz. Burada bir test var. Burada bir daire çizilmesini istiyor ve bir soru vermemiş ama sanırım soru vermemiş. Bakalım ne diyemiş olabilir. Set color hepsinde. Yani rengi değiştir kırmızı. Sonra hepsinde repeat tekrarla 10 kere tekrarla var. Hepsinde 10 piksel ileri hareket et var. Ve hepsinde 18 derecelik bir dönüş. 18 derece sola doğru dönüş var.
18 dereceyi 10 kere tekrar ettiğiniz zaman toplamda 180 derece dönmüş oluruz ki bir daire çizmek için bizim 360 derece dönmemiz gerekir. Demek ki burada bu konuda hata ayıklama olduğu için tahmin ediyorum ki burada hangi satır hatalıdır diye bize soruyor. Herhalde çeviri yaparken burayı atlamış olmaları gerekiyor. Bakalım. 18 derece ise ama şöyle düşünürsek, tamam 18 derece ise 20 kere tekrarlarım. 20 kere tekrarlayarak burayı dönerim. 10 kere tekrarlarsam 180 derece olur. 20 kere tekrarlarım. 20 kere tekrarladığımda bunu dönerim. Bu da hatalı olabilir. 18'i 2 katına da çıkarabilirim. 10'u 2 katına da çıkarabilirim. Ama şuraya bir bakalım. Şuradaki kesik çizgiler bayağı sık. Sayalım onları. Eğer 10 tane ise bu doğru, bu yanlıştır. 20 tane ise bu yanlıştır. Zor seçiliyor ama bir şu kalemin ucundan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet yarısına kadar 10 tane. Demek ki şunun 20 olması gerekiyor. Eğer bunlar 10 tane olsaydı şu kesikler, bu sefer dereceyi 2 katına çıkartarak 360 dereceyi tamamlayacaktım. B şıkkını seçiyorum. Ve bu etkinliği de tamamlamış olduk bu şekilde.